Camgöz çetesinin kan donduran hikayesi. Camgözler adlı organize suç örgütünün lideri Binali Camgöz, namı diğer Deniz, dün akşam Türkiye'ye geri getirildi. İade süreci oldukça sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi ve Camgöz tam 40 polis eşliğinde uçağa bindirildi. Yetkililer, kaçabileceğinden endişe duydukları bu kişinin %93 engelli olması ve tekerlekli sandalye kullanmasına rağmen tehlikeli olabileceğini düşündüklerini belirtiyorlar bu endişeler aslında yersiz değil. Cam gözün belden aşağısı felç olmasına rağmen kayıtlara geçmiş tam 42 suç dosyası bulunuyor. Bu suçların arasında 4 kasten öldürme ve 5 suç örgütü kurma vakası var. Ayrıca en az 22 ayrı suçtan aranıyor. 41 yaşındaki Binali Camgöz, suç dünyasında yerel bir figür olarak İzmir'de çek senet tahsilatı işleriyle adını duyurduktan sonra 2019 yılında yasa dışı yollarla Gürcistan'a, ardından 2022 yılında Karadağ'a geçti. Burada uluslararası bağlantılar kurmayı başardı. İddialara göre yüklü miktarda para karşılığında Sırp mafyasının İstanbul'daki kanlı hesaplaşmalarında da aktif rol oynadı. Türkiye'ye iadesinin bu kadar uzun sürmesinin ardında ise eski bir başbakanla olan bağlantıları ve geniş çaplı bir rüşvet ağı olduğuna dair söylentiler dolaşıyor. Bu ilişkilerin iade sürecini kasıtlı olarak geciktirdiği öne sürülüyor. Engelli suç örgütü lideri Binali Camgöz'ün suçlarla dolu hikayesi engel tanımayan bir şekilde 1983'te İzmir'de başlıyor. Erzurum'un Hınıs ilçesine kayıtlı olan Camgöz suç dünyasına adımını atarken Serkan Kurtuluş'un liderliğindeki örgütte yer aldı. Serkan Kurtuluş ismi sıkça FETÖ borsası skandalı ile anılan bir mafya lideriydi. Özellikle AK Parti'nin eski İzmir il başkanı Ahmet Kurtuluş'un cinayetini azmettirmekle suçlanan Kurtuluş, suç dünyasında önemli bir figür olarak bilinir. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve uzun süre kaçak olarak yaşamını sürdüren Serkan Kurtuluş, şu an Arjantin'de bir cezaevinde tutuluyor. Cam Göz, Serkan Kurtuluş'un gölgesinde başladığı bu yolculukta kısa sürede kendi suç imparatorluğunu kurarak Yerel düzeyde başladığı faaliyetlerini uluslararası düzeye taşıdı. Binali Camgöz, suç dünyasında adını daha da duyurmak için Serkan Kurtuluş ile yaşadığı çıkar çatışmasının ardından kendi örgütünü kurmaya karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine Ağustos 2019'da yasa dışı yollarla Gürcistan'a kaçtı ve örgütünü Batum'dan yönetmeye başladı. Buradan İzmir'de öldürmeye teşebbüs, yaralama ve yağma gibi suçları azmettirdi. Cam gözün kurduğu suç örgütüne karşı 7 Şubat 2020'de geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Ardından İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede örgütün yasalarla hiçbir şekilde sınırlanmadığı, suç işlemekten çekinmediği ve topluma karşı somut ve potansiyel bir tehlike oluşturduğu vurgulandı. Özellikle Cam gözün yurt dışına çıkmasından sonra eylemlerinin artarak devam ettiği, örgüt üyelerinin suç işleme potansiyelinin oldukça yüksek olduğu belirtildi. Örgütün en sık başvurduğu eylemler tahsilat veya haraç alma gibi faaliyetlerden oluşuyordu. Tehditler yeterli olmadığında ölümle sonuçlanmayan silahlı saldırılar gerçekleştiriliyordu. Bu süreçte bazı örgüt üyeleri ağır suçlardan dolayı cezalar aldılar. Örgütün gerçekleştirdiği bazı eylemler şöyleydi. Foça Belediye Başkanı'na hakaret eden İK'nin vurulması, 100 bin liralık haracı ödemeyi reddeden TK'nin kurşunlanması, 70 bin liralık haracı geri isteyen Meme'nin vurulması, EFİKA ve ÖS'den 50 biner lira haraç alınması, taksi durağı işleten BC'nin vurulması. Dava 2022'de tamamlandı ve bazı sanıklara çeşitli cezalar verildi. Ancak Binali Camgöz ve 3 suç ortağı firari oldukları için dosyaları ayrıldı ve yargı süreci onlar için devam ediyor. Binali Camgöz, hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının ardından 16 Nisan 2022'de yasa dışı yollarla Karadağ'a giriş yaptı. Suç dünyasındaki faaliyetlerini perdelemek, ve farklı alanlara yayılmak amacıyla Haziran 2022'de Karadağ'ın Budva kentinde Lion D adlı bir inşaat şirketi kurdu. Şirketin çoğunluk hisseleri ise Camgöz'ün ortağı olan Deniz Aksu isimli Türk vatandaşı üzerine kaydedildi. Camgöz'ün izini süren yetkililer Temmuz 2022'de Mehmet Ali Bayhan adına düzenlenmiş sahte bir pasaportla onu yakalayarak tutukladılar. Gözaltına alınmasının ardından Camgöz Karadağ'a iltica talebinde bulundu ve başkent Podgorica yakınlarındaki bir cezaevine gönderildi. Cezaevinde el bir odasına yerleştirilen cam göz, burada Karadağ'ın ünlü Kavaçki suç örgütünün üyeleri olan Vidoje Stanisic, Predrag Mirotic, Aleksandar Veljonic, Aleksandar Drudevac ve Igor Masanovic ile birlikte kaldı. Bu ortam cam gözün uluslararası suç ağlarıyla olan bağlantılarını güçlendirmesine de olanak sağladı. Jovan Vukotic cinayeti, iki Sırp suç örgütü arasındaki kanlı bir çatışmanın İstanbul'a taşınmasının en çarpıcı örneklerinden biri oldu. Kavaçki çetesiyle uyuşturucu pazarında rekabet eden Skalcari çetesinin lideri Jovan Vukotic, 8 Eylül 2022'de İstanbul Şişli'de aracıyla seyir halindeyken, motosikletli ve kasklı iki saldırgan tarafından açılan ateş sonucu öldürüldü. İstanbul, 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre, bu suikastin azmettiricisi Kavaçki çetesiydi. Ancak suikaste Binali Camgöz ve Barış Boyu'nun liderlik ettiği örgütlerden de para karşılığında destek alındığı iddia edildi. İddianamede cinayetten 10 gün sonra emniyete gönderilen bir ihbar mektubunda şu ifadeler yer aldı. Bunlar Binali Camgöz'ün adamlarıyla bu işi organize ettiler. Niyazi, Serkan, Altundaşar ve Erdi Ertan bu ihaleyi aldı. İstanbul'daki bağlantıları sayesinde adamı öldürdüler. Cinayetten önce Erdi Ertan, Furkan Yeşil ve Elanur Tuna'nın İstanbul'a geldikleri tespit edildi. Ertan, Yeşil ve Tuna'nın Vukotiç'i takip ettikleri, Niyazi, Serkan, Altundaşar'ın ise onları Esat Candan ile birlikte desteklediği iddia edildi. Ayrıca Yeşil ve Tuna'nın Vukotiç'in özel şoförü Emre Kara Ağaç'la buluşarak, aracın bagajına GPS cihazı yerleştirerek hedefin hareketlerini anlık olarak takip ettikleri belirtildi. Bu olay, İstanbul'daki suç dünyasında uluslararası bağlantıların nedenli etkili olduğunu ve suikastlerin nasıl profesyonelce organize edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Binali Camgöz'ün cezaevinde tutulduğu süre boyunca iade süreci karmaşık ve tartışmalı bir seyir izledi. Temmuz 2022'den Aralık 2023'e kadar cezaevinde kalan Camgöz, ardından yabancılar kabul merkezine gönderildi. Nisan 2023'te Karadağ Yüksek Mahkemesi Türkiye'ye iadesi için gerekli koşulların sağlandığını belirten bir karar aldı. Ancak bu kararın uygulanması hükümetin çeşitli organları tarafından engellendi. Başbakan Dritan Abazovic hükümetinin Adalet Bakanı Marko Kovac, mahkemenin iade kararına rağmen Camgöz'ün Türkiye'ye gönderilmesine onay vermedi. Bu durum, Camgöz'ün ortağı Deniz Aksu'nun Başbakan Abazovic ile çekilmiş bir hatıra fotoğrafının ortaya çıkmasıyla daha da dikkat çekici hale geldi fotoğraf iade kararının verilmemesi hakkında çeşitli spekülasyonlara yol açtı. Daha sonra göreve gelen yeni Adalet Bakanı Andrej Milović de iade talebini reddetti ve bu durum cam gözün adının rüşvet iddialarıyla anılmasına sebep oldu. Ancak 26 Ağustos'ta atanan yeni Adalet Bakanı, cam gözün Karadağ'ın güvenliğini tehdit ettiğini gerekçe göstererek iadesine karar verdi. Karar sonrasında Karadağ Emniyet Müdürlüğü cam gözü taşıyan uçağın 19.15'te Türkiye'ye doğru havalandığını duyurdu. Bu uzun süren hukuki ve siyasi tartışmaların ardından nihayet Camgöz'ün Türkiye'ye iadesinin gerçekleştirilmesini sağladı.